YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda renkli oyuncağımızın gövde kısmı ile kol kısmını tamamlamıştık. Şimdi hep beraber kafa kısmı ile devam ediyoruz. Kafa kısmı için ben sarı ipimi kullandım. Sarı ipimle sihirli halkanın içine toplamda 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra hepsine çift atarak sayı 12'ye yükseltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet arkadaşlar, şimdi bir sık iğne bir çift atıyoruz ve sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Bir tek yaptım, bir çift, bir tek yapıyorum. Tekrar bir çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Tekrar bir çift yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Tekrar bir çift yapıyorum. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Ve son çiftimi de tamamlıyorum. Toplam ilmek sayım 18 oldu arkadaşlar. Hemen işaretimi yerine alıyorum ve 2 sık iğne bir çifte devam ediyorum. 1 2 hemen çiftimi tamamlıyorum. 1 2 çiftimi tamamlıyorum. 1 2 çiftimi tamamlıyorum. 1 2 çiftimi tamamlıyorum. 1 2 çiftimi tamamlıyorum. Toplamda 6 çift yapmış oldum ve işarete kadar geldim arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. 1 2 3 çiftimi yapıyorum. 1 2 3 çiftimi yapıyorum. Bu şekilde 3 sık iğne bir çift yaparak işarete kadar devam ediyorum. Çiftimi yaptım. 3 sık iğne bir çifti bitirdim ve işaretime geldim arkadaşlar. Tekrar işaretten başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane örüyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane ördüm. Hemen çiftimi yapıyorum. Bu şekilde yine işarete kadar 4 sık iğne bir çift yaparak devam ediyorum. 4 sık iğne bir çiftimizi tamamlayarak yine işarete geldik arkadaşlar. Şimdi yine bir sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Hemen çiftimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çiftimizi yapıyoruz. Bu şekilde yine işarete gelene kadar 5 sık iğne bir çift olarak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde 5 sık iğne bir çiftimi de tamamladım. Şimdi son arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen çiftimi yapıyorum.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine çizim yapıyorum. Bu şekilde yine işaretime gelene kadar 6 sık iğne bir çift olarak devam ediyorum. Evet, son arttırmamızı da yaptık arkadaşlar. 6 sık iğne bir çifte bitirdik. Şimdi tekrar buradaki işaretimi çıkartıyorum ve üst kısmı alıyorum. Daha sonra toplamda 13 sıra ya da 14 sıra olsun arkadaşlar. 14 sıra eksiltme ya da arttırma yapmadan işaretten işarete devam ediyorum. İşaretten başlıyorum. İşareti bitirene kadar toplamda bir tur oluyor arkadaşlar. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Şu şekilde buradan başladım. Döndüm geldim bir sıra. Tekrar devam ediyorum. Örüyorum geliyorum iki sıra. Toplamda 14 sıra düz olarak örüyoruz. Ve ondan sonra diğer aşamalarıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde düz kısmını tamamlamış oldum. Şimdi bunu bir kenara ayırıyorum. Ve gözün üstündeki beneğini yapmaya başlayacağım. Bunun sebebi de gözlerin içeriden takılacağı. Şu şekilde yine sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra hepsine çift basarak yine sayı 12'ye yükseltiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi bir sık iğne bir çift atıyoruz arkadaşlar. Bir tane tek, bir tane çift, bir tek, bir çift. Bu şekilde yine sayımızı 18'e tamamlıyoruz. Son olarak bir tek, bir çiftini de tamamladım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sayım 18 oldu. Hemen şuradaki ilmeğe, son ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Ve hemen bunu kesiyoruz. Şimdi sıra geldi gözleri takmaya. Gözler için 10 mm göz kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilmek kaydırma yaptım. İpimi buradan çıkarttım. Şimdi sihirli halkanın tam orta göbeğine şu şekilde gözümüzü yerleştireceğiz. İlk önce deliğimizi büyütelim. Evet, bu şekilde gözümüzü yeşilin içine yerleştirmiş oldum. Şimdi ise 1, 2 ve 3. Şöyle hesaplarsak 4, 5 ve 6. 6. sıraya gözün vidası gelecek arkadaşlar. Şu şekilde. Yani ilmeğin, yuvarlak aparatın en üst katı da 3. sırada kalmış olacak. Şimdi hemen gözümüzü yerine yerleştiriyoruz. Ve mühürleme işlemini yapıyoruz. Evet. Şimdi sıra geldi diğer gözümüzü takmaya. Şu şekilde elimizle belirliyoruz. Aynı hizadan, yani 6. sıradan şu şekilde diğer gözümü de yerleştiriyorum arkadaşlar. Hemen sayısını söyleyeceğim size. Gözü şöyle ölçtükten sonra 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ilmeğe takıyorsunuz. Şu arada kalan sayı 6 ilmek. Hemen bunun da arkasını takıyoruz. Ve aynı şekilde buna da mühürleme işlemi yapıyoruz. Evet. Şimdi bu yeşil parçayı gözün üzerine dikmemiz lazım. Hemen iğnemizi taktık ve şu şekilde elimizle yerleştirerek dikmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, gözümüzü bu şekilde yerine diktik. Şimdi şu şekilde gözlerden baz alarak tam kenar kısımlarını bulacaksınız. Kenar kısmını bulduğunuzda eğer ilmeğiniz oraya kadar gelmiyorsa oraya kadar tam kenar kısmına kadar öreceksiniz arkadaşlar. Yani ilmeğiniz tam burada kalacak. Şimdi hemen içini dolduruyorum. İçini doldururken tıka basa bir şekilde doldurmayacağız. Sadece dip kısmını dolduracağız. Çünkü çok fazla doldursak şu ağız kısmı kapanmaz. Hemen şu şekilde geri kalan silikonlarımızı da yerleştirelim. Biraz daha doldurabilirim. Evet, bu şekilde doldurma işlemini tamamladım arkadaşlar. Hemen köşe kısmından başlıyorum. Bir tane bu taraftan, bir tane de tam karşı ilmekten alarak sık iğneyle ikisini birbirine bu şekilde birleştiriyorum. Bir tane buradan, bir tane karşıdan. Daha sonra şu kenar kısımlarını silikon yardımıyla yine doldurabilirsiniz arkadaşlar. Kapattığınız bölmeleri yine silikonlayabilirsiniz. Aynı şekilde biraz daha kapatmaya devam ediyorum. Şimdi şu kalan kısımdan da diğer tarafını doldurabilirim. Evet arkadaşlar, kalan kısımları da doldurdum. Şimdi en son kısma kadar bu şekilde bir tane bu kısımdan, bir tane de karşı taraftan alarak komple ağız kısmını kapatıyorum. İsterseniz sık iğneyle, isterseniz ilmek kaydırmayla her iki şekilde de
rahat bir şekilde bu kısmı kapatabilirsiniz. Evet. Bu şekilde kapandı arkadaşlar. Şimdi ipimizi hemen şöyle kesiyoruz. Tekrar ipimin ucunu iğneme takıyorum. Buradan bir düğüm atacağım. Evet. Düğüm attıktan sonra aynı şekilde oyuncağımın içine batarak uzak bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ipleri çok rahatlıkla kesebiliriz. Kafa kısmını da bu şekilde hazırladık. Şimdi sıra geldi kulaklar ve burun kısmına. Ben kulaklar için arkadaşlar pembe ve turuncuyu tercih ettim. Şimdi hemen turuncu ipimizle başlıyorum. İlk olarak sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra hepsini çift batarak sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi bir sık iğne bir çift batıyoruz ve sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Tek batıyorum. Bir yanındakini çift batıyorum. Tekrar tek batıyorum. Bir yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde toplamda 18 ilmeği tamamlıyorum. Evet. Bu şekilde 18 ilmeğim hazır arkadaşlar. Hemen arkadaki ipi işaret ipi olarak şu şekilde ön tarafa yerleştiriyorum. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. 1 2 Bir yanındakine hemen çift. 1 2 Hemen çiftimi yapıyorum. Bu şekilde işaret ipine kadar devam ediyorum. Bu şekilde işaret ipine geldik arkadaşlar. Şimdi işareti bir sıra üste alıyoruz. Ve buradan itibaren toplamda 5 sıra hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 5 sıra düzümüzü tamamladık. Şimdi eksiltme kısmına geliyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen bir tane eksiltme yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 ve 4.
işaret ipime geldim ve burada son eksiltmemi yapıyorum. Şimdi eksiltmemi bitirdim ve buradan itibaren yine 3 sıra hiç eksiltme yapmadan devam ediyoruz. Yine işaretten başlıyoruz. İşarete kadar toplamda 3 sıra devam ediyoruz. Bu şekilde 3 sıra düzümüzde bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar eksiltmeyi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Hemen bir tane eksiltiyoruz. Daha sonra yine 1, 2 ve 3. Bir tane daha eksiltiyorum. 1, 2 ve 3. Bir eksiltme daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. İşaretime geldim. Bu da benim son eksiltmem. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde yavaşça kapanan bir kulak ortaya çıkıyor. Şimdi hemen 3 sıra daha düz yapıyoruz. Ondan sonra tekrar eksiltmeyle devam ediyoruz. Evet, 3 sıra düzümüzü de tamamladım. Şimdi tekrar eksiltme yapıyorum. 1, 2. Hemen bir tane eksiltiyorum. Yine devam ediyorum. 1, 2. Eksiltiyorum. 1, 2, eksiltiyorum ve son olarak 1, 2, yine eksiltiyorum. Şimdi yine aynı şekilde 3 sıra düzümüzü yapıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3 sıra düzümüzü tamamladık. Bu şekilde yavaşça kapana bir kulak elde ettik. Şimdi dikiş için ipimi ayırıyorum. Ve aynısından bir tane de kırmızı ipimle örüyorum. Evet arkadaşlar, kulakları bitirdik. Ben az önce kırmızı demiştim. Yanlış söylemişim, pembe kulak olacak. Hemen kulağımızı şu açık haliyle şu köşeye yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra ilk önce bu taraftaki kısmını şu şekilde buradan dikiyoruz. Buradaki lopu alıyoruz. Şuradaki kısmı şu zincirin arka lopuna yerleştiriyoruz. Evet, şimdi döndürüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yine tutuyoruz. Buradaki lopları da ilmeğin diğer tarafına dikiyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kulağımızı dikmiş olduk. İsterseniz arka yöne, isterseniz ön taraftaki yöne dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hemen şu köşeden düğümünü atıyorum. Ve yine aynı şekilde ipimizi şuradan batırarak
farklı bir taraftan çıkartıyoruz ve keseceğiz. Evet, aynı şekilde buradaki kulağı da yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra aynı şekilde bunu da dikiyoruz. Şimdi hemen burun yapımıyla devam edelim. Burunu ben siyah ip kullandım. Şu şekilde hemen sihirli halkanın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Ve daha sonra hepsini çift atarak sayıyı 12'ye yükseltiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet arkadaşlar, şimdi hemen iki sıra düz devam ediyorum. İki sıra eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. Evet, bu şekilde iki sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Yine bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu kadar yeterli. Şu şekilde küçük bir top elde ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde burun kısmını da bitirdim. Şimdi sıra geldi burun kısmını dikmeye. Şu şekilde gözlerin tam ortasına, yani gözün bittiği alt kısma bu şekilde hemen burnumuzu sabitliyoruz. Sabitledikten sonra hemen yine aynı şekilde dikişini yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde burun kısmını da dikmiş olduk. Şimdi sıra geldi hemen ağzını yapmaya. Ağzı için yine kırmızı ipimin katını ayırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde, aslında tam ortadan da batabilirsiniz. Çünkü şeye gidecek, burası dikişe gidecek. Şöyle burnun 3 sıra altında. Hemen bir sıra üstünden batarak tam ortalıyorum. Yani şu şekilde ortadan batarak devam ediyorum. İğne ardı yapar gibi bir şekilde. Evet. Yine aynı yerden çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde ağız kısmını da bitirmiş oldum. Şimdi buradaki ipleri bağlayacağım. İsterseniz içini çekin, isterseniz kalsın. Çok problem değil. Çünkü dediğim gibi gövde kısmıyla birleşecek. Evet. Şimdi sıra geldi gövdesine birleştirmeye. Hemen gövdedeki ipimizi tekrar iğnemize takıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kafamızı bu şekilde gövdemize sabitliyoruz. Hemen buradan alıyorum. Ve dikine olarak gövdeme batırıyorum. Yine aynı şekilde buradan da batırıyorum.
arkasını dönüyorum. Yine aynı şekilde buradan da sabitliyorum. Bu şekilde sabitleme işlemini yaptıktan sonra şimdi bir sıra belirlemem gerekiyor. Şuradaki sıra, hemen hizaya bakıyorum, benim için çok fazla. Hemen bir alttaki sıradan oyuncağımın gövdesini dikmeye başlıyorum. Bir tane gövdeden dikiyorum. Bir tane kafadan dikiyorum arkadaşlar. Hemen dediğim gibi bir tane gövdeden, bir tane kafadan. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Bu şekilde bütün gövdemizi kafamızda birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, kafa kısmını da diktik ve bu şekilde oyuncağımızı bitirmiş olduk. Kulaklarınızı arzu ederseniz böyle geriye doğru ya da bu şekilde istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Burnunu diktim, ağzını diktim. Gördüğünüz gibi bu şekilde rengarenk bir oyuncak oluşturduk. Artan iplerinizi de çok rahat yapabilirsiniz. Emin olun çok fazla ip gitmeyecektir. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın ve sevgiyle kalın.